Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitimin 4. haftasında iş kazalarından bahsedeceğiz. Kazaların temel nedenleri 4M teorisine göre insan, makine, ortam, çevre ve yönetim faktörleri vardır arkadaşlar. İnsan faktörü hatalara neden olan insan faktörü. Yani insanın birebir yaptığı hatalar diyebiliriz ya da göremediği hatalar da diyebiliriz arkadaşlar. Makine, uygun olmayan koruyucusuz ekipman, makina tezgah, tesisi gibi fiziksel faktörler vardır arkadaşlar. Ortam veyahut da çevre, bilgi, bilgilendirme çalışması gibi faktörlerdir arkadaşlar. Yönetim de yönetimsel faktörlerden dolayı kazalara neden olmaktadır arkadaşlar. Gelelim insan. İnsan az önce de belirtmiş olduğum gibi insanın gözünden kaçan hatalar kazaya neden olabilir arkadaşlar. Eğitim ve bilgi eksikliği. Bir kişi makinayı kullanırken eğer ki makina ile ilgili bilgisi yoksa kazaya sebebiyet verebilir. Dalgınlık ve dikkatsizlik. Bu da aynı şekilde arkadaşlar kazaya sebebiyet verebilir. İlgisizlik, özensizlik, düzensizlik, bedenin iş uyumsuzluğu, aile düzeni, psikolojik faktörler ve beslenme yetersizliği bu kazaya sebebiyet veren faktörlerimizdir. Makine ve teçhizattaki sebebiyetlerimiz şunlardır. Yeterli koruyucu tedbirlerin alınmaması, İşe uygun makine kullanılmaması veya makinelerin yanlış kullanılması, iş makinelerini amacı dışında kullanmak, kullanılan madde ve çevre, malzemenin kimyasal fiziksel özellikleri, kullanılan madde yapılarına uygun üretim sisteminin seçilmemiş olması, sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü gibi fiziksel etkiler, mekanik etkiler ve sağlık koşulları. Şimdi arkadaşlar iş yerlerinde biz genellikle sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü gibi fiziksel etkiler ilk başta dikkat edeceğimiz unsurlar diyebiliriz. Neden diye soracak olursanız sıcaklık insanı biraz daha böyle sıcakta hata yapmaya zorlar, sıkıcılık üretir ve hata yaptırmaya yol açar. Nem de arkadaşlar aynı şekilde. Aydınlatma, karanlık ortamlarda insanın uykusu gelebilir ve insan dalabilir. Daldıktan sonra da kazaya sebebiyet verebilir. Gürültü de aynı şekilde arkadaşlar. Çok fazla gürültü insana dikkat eksikliği yapar ve bunlar kazaya sebebiyet veren önemli etkenlerdir diyebiliriz. Yönetimsel faktörler arkadaşlar. Fazla mesai çalışması bu da İnsan haftalık 45 saatten fazla çalışıyorsa arkadaşlar vücudunda yorgunluk hisseder ve kazaya sebebiyet verebilir. Çok fazla iş yoğunluğu, fazla çalışmaktan harici çok fazla iş yoğunluğu, yani bir iki kişinin yapacağı işi tek başına yapıyorsa akşama kadar çok yorulur ve hataya sebebiyet verebilir arkadaşlar. Mantıksız iş rejimi, fazla ve sürekli güç harcama, sürekli gece vardiyası, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısına uymayan işler yönetimsel faktörler olarak iş kazalarına sebep verebilir. Henrik prensiplerine göre arkadaşlar iş kazası alanında yapılacak çalışmalarda artık klasikleşmiş olan ve 1920 yıllarına dayanan 10 prensip göz önüne alınmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin asıl çalışma alanı tehlikeli durum ve tehlikeli davranışın ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Arkadaşlar kazalar ağırlıklı olarak %88 tehlikeli davranışlardan oluşur. Yani insan hatalarından oluşur arkadaşlar %88'i. %10'u tehlikeli durumlardan oluşabilir arkadaşlar. Yani fabrikanın durumu, ışık durumu hepsi olabilir arkadaşlar. Isı, ışık, ses, dikkatsizlik, yorgunluk, bunların hepsi tehlikeli durumlardan kaynaklanabilir arkadaşlar. %2'si de kaçınılmaz durumlardan kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğünü önceden kestirilemez.
Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 hafif yaralanma, 300 yaralanmasız olay vardır arkadaşlar. Burada da Ramakkala hafif yaralanma ve şiddetli yaralanmalar göz önünde bulunduruluyor arkadaşlar. Tehlikeli davranışların nedeni ise şahsi kusurlar, dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık gibi arkadaşlar. Eğitim yetersizliği, bilgi, ustalık, alışkanlık, az önce de bahsettiğim gibi makinayı bilmemesi gibi örnek verebiliriz. Fiziki yetersizlik, bünyenin yapılan işe uygun olmaması, insan vücudunun işe uygun olmaması diyebiliriz. Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki çevre. Kazalardan korunmak için mühendislik ve revizyon yapılması lazım. Eğitim verilmesi lazım çalışanlara. Ergonomi kurallarından yararlanma, teşvik tedbirlerini uygulama, disiplin tedbirlerini uygulama diyebiliriz arkadaşlar. Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, maliyet, kalite kontrolü metotlarına benzerlik ve paralellik arz eder. İş güvenliği çalışmalarında işletmenin üst düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda formen ve ustabaşı gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir. İş güvenliği çalışmalarında birinci derece insani duygular yön verilmelidir. Ancak iş güvenliği tedbirlerinin üretimin artması, masrafların azalması sonucu maliyetlerin düşmesine yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Yani arkadaşlar bir iş yerinde ne kadar az iş kazası varsa o kadar maliyet azalabilir arkadaşlar. İş kazasında bir fabrika düşünelim arkadaşlar. Bu fabrikada iş ortamı. Burada kişi vardır. Kişinin sağında solunda her zaman tehlike bulunabilir. Mesela insan yürürken bile dikkat etmezse düşebilir arkadaşlar. Bu da bir tehlike arz eder. Burada ne yapması lazım kişinin ya da çalışanın? Her türlü şeyde dikkat etmesi lazım. Yürürken bile dikkat etmesi lazım. İş kazası nasıl oluşur? İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik birçok etken rol oynamaktadır. Ancak iş kazalarının oluşmasında neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bunlar işverenlerin güvensiz, tehlikeli durumlar ile çalışanların yaptığı güvensiz, tehlikeli davranışlardır. Tehlikeli durum nedir arkadaşlar? İş yerlerinde oluşan tehlikeli durumlara bakalım bir. Çalışan kişi üzerine iş kazası olarak tanımlanacak bedensel veya ruhsal zararı yaratabilecek tüm tehlikeli durumlar. Makine, tezgah, alet, edevat, malzeme, metal, ağaç, taş, toprak, su, kar, bina, nakil, vasıtası gibi fiziki unsur olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Yani güvensiz, tehlikeli durum iş yeriyle alakalı olan kazaya sebebiyet veren durumlar diyebiliriz. Tehlikeli durumlarda arkadaşlar güvensiz çalışma yöntemi vardır. Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları vardır. Topraklanmamış elektrik makineleri vardır. İşe uygun olmayan el aletleri, kontrol ve testleri yapılmamış basınçlı makineler, tehlikeli yükseklikte istifleme, kapatılmamış boşluklar, iş yeri düzensizliği, koruyucu makine, koruyucusuz makine tezgahlar diyebiliriz. Yani dediğim gibi bunlar iş yeriyle alakalı olan durumlardır arkadaşlar. Bir de bunların insani unsurları vardır arkadaşlar tehlikeli davranışlarda. Gerek kazaya maruz kalan kişinin, gerekse başka kişi ya da kişilerin kazanın ortaya çıkmasına yönelik eylem ve davranışlarıdır. Tehlikeli durumlar tek başına kaza yapmaya müsait değildirler. İlla ki bu durumlarda bir insan unsuru olması gerekiyor. İş kazasının oluşması için tehlikeli davranışın
da bulunması gerekir. Yani insanın da bir tehlikeli bir davranış, çalışanın tehlikeli bir davranış yapması gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. İnsan nasıl tehlikeli davranış yaparsa kaza meydana çıkar. İşi bilinçsiz yapmak, dalgınlık, dikkatsizlik, makine koruyucularını çıkarmak, tehlikeli hızla çalışmak, görevi dışında iş yapmak, iş disiplinine uymamak, işe uygun makine kullanmamak, yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli bölgede bulunmak, kişisel koruyucuları kullanmamak, ehliyetsiz ve tehlikeli hızlı araç kullanmak diyebiliriz. İş kazalarını meydana getiren nedenler arkadaşlar, az önce de bahsettik, %98'i önlenebilir. Yani bizim iş kazalarımız aslına bakarsanız geneli önlenebilir arkadaşlar. %50'si ise kolaylıkla önlenebilecek bir hatalardır. %48'i, bu zaten %98'i önlenebilir. 50'si çok kolay önlenebilir hata. 48'i ise bilimsel sistematik çalışmalar ile önlenebilir hatalardır arkadaşlar. %2'si de önlenemez hareketlerden dolayıdır. Zaten şurada baktığımızda arkadaşlar, güvensiz hareketler bir numara, daha doğrusu bir numara burada. %79, %80'e yakın arkadaşlar, 79,5 güvensiz hareketlerden, yani insandan kaynaklı iş kazaları diyebiliriz arkadaşlar. 2 numara %19,5 güvensiz şartlar, yani iş yeri şartlarının olumsuz olmasından dolayı iş kazaları meydana gelir ve 3 numarada %1 bilinmeyen unsurlardan dolayı iş kazalarını meydana getiren nedenler vardır arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.